Herkese yeniden merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şimdi yola çıktık. Sürpriz bir yere gidiyoruz. Instagram üzerinden de sordum, tahminlerinizi aldım. Sizce nereye gidiyoruz diye. Biz böyle ailecek her hafta sonu bir yerlere kaçıyoruz. Babamdan dolayı alıştık çünkü. Babam da küçükken bizi böyle her hafta sonu bir yerlere götürüyordu. Şu anda gittiğimiz yer uzun zamandır benim istediğim ama bir türlü yer bulamadığımız bir yerdi. Çünkü gerçekten her hafta sonu o kadar kalabalık oluyor ki Arabistan'daki birçok insan, özellikle bu Hicaz kesimindeki, Cidde, işte Medine, Mekke kesimindeki insanlar burada kalmayı, böyle bir tecrübe edinmeyi çok seviyorlar. Az sonra size nereye gideceğimizi de söyleyeceğim. Ama onun öncesinde Instagram'dan işte nasıl zayıfladınız, neler yaptınız diye çok fazla mesaj geliyor, soru geliyor. Şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü özellikle Ramazan ayında 4 kilo, 5 kilo aldık diye mesajlar geldi. Gerçekten biz Ramazan ayında çok çok dikkat ettik. Sadece hurma, salata ve çorba, bu şekilde iftarımızı yaptık. İftardan sonra abur cuburlarımızı kestik. Cipsler, çikolatalar, bunların hiçbirini yemedik. Çok canımız çekerse belki haftada bir kere falan yedik. Onun dışında bol bol su içtik arkadaşlar. Eğer diyet demeyelim de bunu artık sağlıklı beslenmeye başladık diyelim. Eğer sizler de zayıflamak istiyorsanız ya da işte kendinizi mutlu ya da güzel hissetmiyorsanız ve gerçekten kafanıza koyduysanız bunu başarabilirsiniz. Şu anda eşim toplamda 13 kilo verdi. Ben 4 kilo verdim. İnşallah zamanla ben de yapacağım. Ama tabii ki eşim benden önce başladı. Biraz metabolizmayla da alakalı. Ama daha çok tabii ki sizin iradenizle ve gerçekten kararlı olmanızla alakalı. Her işte olduğu gibi bu işte de kararlılık çok önemli. Eşim başlayalı yaklaşık kaç ay oldu sen başlayalı? 5. Yaklaşık 5 ay oldu. Bir de mesela diyetisyenler bana yazıyorlar, Mücella Hanım hani normal olanı ayda 2 kilo vermek diye. Gerçekten de öyle. Hani böyle ayda 5, 6, 7 kilo verdik falan diyenler sağlıksız bir şekilde kilo vermiş oluyormuş. Vücut bunu tekrardan çok kolay bir şekilde alıyormuş. O yüzden sizlere de nacizane tavsiyem sabırlı olmak ve hani kararlı olmak. Eğer kararlı olursanız ve gerçekten isterseniz başaracaksınız. Telefon istiyor Halit Bey. Sen daha küçüksün ama telefon için. Olmaz ki. Ne istiyorsun? Çocuklarla yolculuk hiç de kolay olmuyor. Hani bazıları soruyor bana işte niye her gün geziyorsun, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun diye ama hem onlar için de değişiklik olsun istedik. Al bakalım. Evet, nereye gittiğimizi sen söyle. Enişte enişte bak, diyorlar. Bak. Gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Çek, hemen çek, şöyle size biraz çölleri de çekeyim. Medine'nin çöllerini. Evet, burası böyle Bedir. Size de çekeyim şöyle. Bakar mısınız? O kadar güzel ki. İşte Arabistan'ın çölleri bu şekilde. Biraz sonra size develeri de çekeceğim. Çünkü burada deve bulmak çok kolay. Arabistan'da çok fazla deve var. Evet. Bak düz düz Mekke'ye gidiyor. Şu anda aşı olduğumdan 14 gün geçmediği için Kabe'ye giremiyorum. Allah nasip ederse de 14 gün geçer geçmez de Kabe'ye gideceğiz. Bak Halil. Çöllere bak. Şu anda Arabistan'da hava 42-44 derecelerde ama hissedilen gerçek anlamda 45 derece falan. O kadar sıcak ki Arabistan, böyle arabaya ilk bindiğimizde klimayı açtık, hiçbir şekilde araba soğumuyor. Yaklaşık 15-20 dakika böyle artık klimanın alışmasını, arabanın alışmasını bekliyoruz. Gerçekten havalar çok fazla ısındı burada. Ay, evlere bakar mısınız? Kaliforniya'ya geldik. Ay, evlere bakar mısınız? Çok güzel. Tek katlı. Gerçekten burası çok güzel ve çok temiz bir şehir. Küçük bir şehir. Yani burada kim yaşıyor? Şurada petrol mü üretiliyor? Bakın, petrol üretilen yer. Bacasından duman. Evet.
Bacasından duman çıkıyordu ama şu manzaraya bakar mısın? Çok güzel. Ağaçlar falan çok güzel. Beğendin mi Halil? Bir de çok temiz bir yer Yambo. Evet, Kızıldeniz'e geldik. Şimdi açıklıyorum. Karavan kiraladık. Oraya gidiyoruz inşallah. Az sonra size karavanı da göstereceğim. Anca şuf kamera at. Aa bak. Royan bu. Hatırlıyor musun? Evlendiğimiz ilk sene buraya gelmiştik. Çiçek festivali vardı. Neredeydi o? Biliyor musun? Unuttun mu? Çünkü artık şimdi alıştım bayağı bir Yambo'ya gele gide. Çok güzel gerçekten. Şu karşı bina ne acaba? Reklam. Reklam. Yambo Medine'ye bağlı değil mi? Bir tur var mı burada? Ay çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Medine'ye bağlı hem de burası. Baksana. Çok güzel düzenlemişler caddeyi falan. Arkadaşlar nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Aşağıya bekliyorum yorumlarınızı. Ben çok beğendim. Sen beğendin mi hayatım? Hı-hı. Güzel mi? Çok maşallah. Temiz mi? Evet. Çok temiz bir yer. Evet. Şöyle caddeyi de size tam çekeyim arkadaşlar. Böyle sağda ağaçlar var uzun uzun. Palmiye ağaçları. Hemen sol tarafta da bol bol çiçeklendirme yapmışlar. Evler de çok şık duruyor. Bakar mısın? Şey gibi, böyle Kaliforniya kasabaları gibi, köy gibi. Güzel. Gerçekten. Burada da yine beyaz beyaz villalar var. Çok şık olmuş ama. Evet, bak welcome yazıyor. Hoş geldiniz. Bu arada Umre'ye geldiklerinde bazıları Medine Havalimanı çok dolu olduğu için Yambo Havalimanı'nda iniyorlar ya da uçak biletlerini Yambo'ya almış oluyorlar. Yambo'dan Medine'ye yaklaşık 2 saat sürüyor. Ama otobüsle kaç saat sürer? Belki 5. Vakit. Bak çok güzel. Park falan da var. Temiz. Havalimanına demek ki buradan gidiliyor. Uçak resmi koymuşlar. Yambo tam bir sanayi şehri. Ama ona rağmen çok güzel evler yapılmış. Çok güzel parklar yapılmış. Burası da böyle villa villa site gibi. Değil mi? Evet. Ama çok şık. Burada sanırım Fridays, KFC, Hardee's. Buraya gelmiştik bir kere galiba. Yemek almaya. Evet, bir Karadeniz kızıyla evli olmak kolay değil. Böyle sürekli deniz görmek istiyorum. Ya Cidde'ye gidiyoruz ya da Yambo'ya geliyoruz. Bu ikisi bize çok yakın. Cidde 3 saat sürüyor. Yambo 2 saat sürüyor. Bu sefer de böyle bir deneyimimiz olsun dedik. Karavanda bir gün geçirelim. Sizlere karavanın içinde detaylı bir şekilde çekeceğim. İnternetten çok güzel görünüyor. Tam böyle Kızıldeniz'e sıfır. Böyle aynı zamanda perdeyle çevrilmiş böyle bahçe alanı da var kendinize özel. Çok hoşumuza gitti. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz. İnşallah güzel bir gün geçiririz çocuklarla birlikte. Hem de deniz havası almış oluruz. Evet, çok güzel. Evlere bakar mısınız bu şekilde? Herkesin kendine ait. 2 katlı. Tabii ki camı açmıyorum. Aşırı derecede nem var. Yani Antalya gibi düşünün. Hatta Antalya'nın daha bir sıcak halini düşünün. O yüzden nemle buluştuğunda sıcak gerçekten çok fena bir hava oluyor. Çok sıcak var mı sence? Şuraya da su olsaydı güzel olurdu. Aslında buraya denizden su getirseler çok güzel olur biliyor musun? Nehir gibi. Tam evinin arka camında nehir. Harika olur. Gerçekten çok güzel. Aslında getirebilirler denizden buraya.
Ama muhtemelen kurur arkadaşlar hemen. Çok sıcak olduğu için kurur. Her gün getirmeleri gerekiyor. Dün Medine'de yağmur yağdı. Bakın arabamızın camlarına. Bu şekilde çok az yağdı ama. Karadeniz'de alıştığım için böyle dolu dolu yağmurlara. Bak herkesin kendi evi. Evet, geldik. Bakalım nasıl bir gün olacak. Biz de çok heyecanlıyız. Evet, bip bip, welcome. Bak bak, karavanlar burada bu şekilde. Çok güzel, size içinde gezdireceğim. Hadi bakalım. Evet, şöyle hemen size hava kararmadan çekmek istiyorum. Bu şekilde bizim kalacağımız karavan burası. Şu anda temizleniyor. Şöyle bir bahçesi var. Şöyle bir çadırı var. Hemen şu karşısı Kızıldeniz. Orada denize giriyorlar. Size daha net çekeceğim denizi de. Yine burada başka karavanlar da var. Buranın adı Karavan Resort bu şekilde. Eşim şimdi giriş işlemlerini yaptı, geldi. Şöyle hemen size de çekmek istedim. İçinde az sonra gezdireceğim. Evet, Kızıldeniz'de gün batımı. Evet, Halil arkadaşlarıyla oynamaya başladı bile. Şöyle size gün batımını çekip videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videomda da inşallah karavan turunu paylaşacağım sizlerle. Herkese hayırlı günler. Hayırlı günler.